Sayın misafirler, sizlere balonumuzun şeref misafiri Kutlu Payasını sunmakla şeref duyarız. Davetimizi kabul edip baloya geldiğin için öyle sevindik ki Nevin. Asıl ben size teşekkür borçluyum. Bana eski okul arkadaşlarımı görmek fırsatını verdiniz. Çoğunu senelerdir görmemiştim. Sen artık İstanbul'u ve bizleri terk ettin. Bursalı oldun. Evet, öyle oldu. Biliyorsunuz babamın fabrikası Bursa'da. Biz de oraya yerleştik. İstanbul'a böyle ara sıra gelebiliyoruz. Hemen dönecek misin? Birkaç gün daha buradayız. Halamın bazı işleri vardı. Onun için geldim. Evet. Kimi görüyorum? Nevin'cim sen burada. Dur sana bir bakayım. Gözlerime inanamıyorum. Hiç değişmemişsin. Her zaman güzel, tatlı Nevin'sin. anlat bakalım ne alemdesin? Evlendin mi? Hayır. Boyacığım, arkadaşların arasında Nevin Hanım kadar güzeline rastlamadım. Çok naziksiniz. Yok. Nezaket değil, gerçek. Ne kadar güzel olduğunuzu siz de bilirsiniz. Herhalde ara sıra aynaya bakıyorsunuz. Dünyada aynayla arası iyi olmayan kadın bulunmadığına göre güzelliğinizin farkındasınız demektir. Dans edebilir miyiz? Ben danstan pek o kadar hoşlanmam. Buna dünyada inanmam. O halde söyleyin, sizin için ne yapabilirim? Bana şampanya getirin. Derhal. Oh, aman ne geveze şey. Buyurun. Merci. Hiç üzülmeyin, ne meraklıyım ne de geveze. İçkinizi rahat rahat içebilirsiniz. Konuşmaktan hoşlanmadığınız belli. Eğer söyleyecek bir şey yoksa öyle. Sizi tanımıyorum. Şu anda benim için sadece güzel bir kızsınız, o kadar. Hiçbir müşterek tarafımız yok. Sizinle ne konuşabilirim? Kendinizden bahsedin. Erkeklerin en büyük merakıdır bu. Yok, bütün erkeklerin değil. Hele benim hayatım o kadar dümdüz, o kadar renksizdir ki. Anlatacak olsam herhalde sıkılırsınız. Baloya geldiğinize göre eğlenceden hoşlanıyorsunuz herhalde. Eğleneceğimi sanmıştım ama öyle olmadı. Yalnız mısınız? Hem de doğduğum günden beri. Gerçek manada hiç dostum olmadı. Yazık. Demek ki insanlara güveniniz yok. Öyle. Hele kadınlara hiç yoktur. İşte şampanyanız, buyurun. Bir tane daha getirin lütfen. Halam. Memnun oldum efendim. İsminizi bilmiyorum. İsmim Murat. Beyefendi, Londra'dan beklediğiniz heyet biraz evvel uçakla geldi. İngiliz firması şartlarınızı kabul etmiş. 27 milyon liralık mukaveleyi imzalamaya hazırmışlar. Gece yarısı 27 milyon için mi rahatsız ettin beni? Belki kendileriyle görüşmek istersiniz diye düşündüm de. Bu gece hiç kimseyle görüşmek istemiyorum. Siz bilirsiniz beyefendi. Özür dilerim efendim. Rica ederim beyefendi, ne olacak? Madem ki baloya geldik, eğlenmeye çalışalım. Hanımefendi müsaade ederlerse benimle dans eder misiniz? Tabii.
bu bey? Bizim patron. Çok zengindir. Çok. Siz kollarımın arasında olunca dans etmek o kadar güzel. Bu da bir iltifat galiba. Yok değil. Sizi bir ömür boyu kollarımın arasında tutabilirim. Hiç bırakmadan mı? Hiç bırakmadan. Ah, yorulurdunuz. Sonra etrafında bir sürü insan var. Onlar ne derdi? Burada başkaları da mı var? Ben hiç kimseyi görmüyorum. Gelin, gidelim buradan. Nereye? Size çok güzel bir şey. Güneşin, yepyeni bir günün doğuşunu göstereceğim. Hayatınızda hiç bu kadar güzel bir şey gördünüz mü? İşte henüz ne bir çirkinliğe ne de insanlığın bir günahına şahit olmuş yepyeni bir günün doğuşu. Neden bana öyle bakıyorsunuz? Yeni bir günün doğuşunu gözlerinizin içinden seyretmek istiyorum doğumda. Güneşin ilk ışıklarını bu güzel gözler içinde görebilmek ne heyecan verici olurdu kim bilir. Şair gibi konuşuyorsunuz. Belki. Aslında bu güzellikler karşısında bütün benliğimi saran bir heyecanın dudaklarından kelimeler halinde dökülmesinden ibaret. Bak 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 ne güzel konuşuyor. Konuşur o konuşur. Denizi sever misiniz? Bilmem herhalde hiç düşünmedim. Ben çok severim. Ama açık denizden söz ediyorum. Gökyüzü ve sonsuz bir mavilik. Bu ne tarifsiz bir zevktir bilir misiniz? Bugüne kadar hiç fark etmedim ama tahmin ediyorum. Bu zevki benimle beraber tatmak ister misiniz? Anlayamadım, nasıl? Sizi bir Kotra gezintisine davet etsem gelir misiniz? Kotra'nızda mı var? Evet. Söyleyin, gelecek misiniz? Bilmem ki. Ah, tabii geliriz memnuniyetle. Yarın şoförümü otele gönderip sizi aldıracağım. Versene bir sigara. Al bakalım. Beyimiz böyle ucuz sigaralara alışık değildir ama. Tamam oğlum, artık milyonerlik oyunu bitti. Basra'da içeriz, birinci de. Yeni bir günün doğuşunu gözlerinin içinden seyretmek istiyorum. Ne adamsın be? Nereden bulursun bu kitabı ilatları? Yavrum, taktik meselesi. Bir kere kız, bir içim su. Sonra babasının kocaman bir fabrikası var. Kızla evlenip fabrikaya müdür oldun mu istikbali kurtardın demektir. Bana bak oğlum, böyle palavrayla peynir gemisi yürümez. Boşuna hayal kuruyorsun. Adamın kızını sana vereceğini nereden biliyorsun ha? Tabii bizim gibi nerede sabah orada akşam takımından Murat Efendi'ye vermez. Ama böyle arabası, şoförü, kotrası olan milyoner evladına kolay kolay hiçbir kayınpeder hayır diyemez ya. Eğer bizim patronun kotasından bahsediyorsan o iş yaş. Ne olacak yahu? 40 yılda bir işimiz düştü. Yok abicim, hiç asılma. Kotrayı falan getiremem. Patron bir duyarsa kovulurum. Duymaz duymaz, merak etme. Olmaz abicim. Olur 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 olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Rukiye abacığım, merhaba. Bugün ayın kaçı biliyor musun? Yok. Eylül ayının ikinci yarısına girdik galiba. Tamam. Ben de sana bunu hatırlatmak istemiştim. Bugün ayın 21'i. O kadar oldu demek. Günler ne çabuk geçiyor. Ya, günler geçiyor ama sen hala bizim kirayı vermedin. Aşk olsun be Rukiye abla. Bu bir araba lafı, kira için mi ediyorsun? Evet. Para dediğin nedir ki? Böyle güzel bir yüzün altında nasıl oluyor da madde meraklısı bir ruh yatıyor, şaşıyorum. Mühim olan insanların birbirlerini sevmesi. Ya? Bana bak, yine laf ebeliğine başlama. Boşuna beni atlatamazsın. Ulan biz kiradan vazgeçtik, sana verdiğimiz borçları bile daha geri alamadık be. Ya kirayı verirsin yahut da... Ay! Aman! Ay. Ne oldu? Yine bastı, canımı yaktı. Ver şunu bana, de. Söyle, ne zaman vereceksin paramı?
Aramızda teklif mi var yani? Rukiye abla demiş, dört elle sarılmışız. İki de bir böyle para para diye tutturman öyle sinirime dokunuyor ki yani. Yoksa paramı verme niyetin yok mu? Ha? Verir ablacığım, verir, merak etme, ben kefilim. İşte kuzucuğun şahidi şıracı geldi. Ulen sana kim kefil olsun be? Ne haber Kotra, hazır mı? Hazır beyefendi. Senin yüzünden bir gün işimden kovulacağım ama bakalım ne zaman. Yaşa benim aslanım. Aa, param var mı? 10 param yok. Olsa da metelik çalışmaz zaten. Bende de yok. Yok. Bu sefer dünyada lan. Ablacığım, iş bildiğin gibi değil. Bu seferki bir milyoner kızı. İşi yoluna koyduk. Bir evlenebilsem, kayınpeder beni fabrikaya müdür yapar. Hayatım kurtulur. O zaman seni buralarda bırakır mıymış? Bizle beraber Bursa'ya yerleşirsin. Para bol. Oh, bir elin yağda, bir elin balda. Düşün, istikbalimiz vereceği 150-200 liraya bağlı. Bu kadarcık kredim yok mu yani? Ulan ben banka mıyım be? Ablacığım merak etme, hepsini son kuruşuna kadar ödeyeyim. Ne zaman ulan, ne zaman? Yakında, çok yakında. Bana bak, bu son olsun yani. Bir daha benden para istersen. Ah, benim tonton Rukiye ablacığım. Çok sağ olsun abla. Eğer sen olmasan bizim halimiz ne olurdu ha? Sağ ol. Teşekkür ederim, eyvallah. Benim en büyük dostumdur. Ama pek güvenilir bir dost değil herhalde. Her an değişip sizi aldatabilir. Yok. Deniz'in de kendine göre kanunları vardır. Onlara uydunuz mu insana hiçbir kötülüğü dokunmaz. Bu kaptanın kaptanlığını hep sen mi yaparsın? Yok, kaptan nerede ama Vehbi Bey onu gönderdi. Vehbi Bey mi? O da kim? Vehbi Karaman. Şu bildiğimiz milyoner Vehbi Karaman mı? Evet, bu Kotra onun. Kendisiyle tanışır mısınız? Biraz babam olur. Öyle mi? Bilmiyordum. Sizi bizim köşke davet edip ailemle tanıştırmak isterdim. Ama yazık ki burada yoklar, ikisi de Avrupa'da. Vehbi Bey'in köşkü ve antika eşyaları çok meşhurmuş. Evet, öyledir. Eğer merak ediyorsanız bir gün köşkte öğle yemeği yeriz, eşyaları da görmüş olursunuz. Tabii. Kafanı kullan. Sakın bu çocuğu kaçırayım deme. Aman hala, bunlar ne biçim laflar? Yalan mı söylüyorum? Çocuk peri padişahının oğlu gibi. Sen çıldırdın mı yahu? Onları nasıl köşke davet edersin? Ne yapalım, antika eşyaları görmek istediler. Antika görmek istiyorlarsa Topkapı Sarayı'na götür. Vehbi Bey onları köşke soktuğumu bir duyarsa ben işsiz kalırım. Canım nereden duyacak? Vehbi Bey yazıhaneye gidince biz de köşkü gezeriz. Olmaz yahu, delirdin mi sen? Olur. Olmaz. Olur. Yemek için daha erken değil mi? Sizinle yalnız kalabilmek için gönderdim onu. Benden yalnız kalabilmek için mi? Evet. Sizinle konuşmak istediğim, daha doğrusu sormak istediğim çok önemli bir soru var. Nedir o? Bayağı merak ettim. Bilmem ki nasıl başlamalı. Belki de bu soruyu sormak için henüz erken. Beni daha yeteri kadar tanımadınız. Fakat
Sizi gördüğüm andan beri dünyam o kadar değişti ki hislerimi daha fazla gizleyemeyeceğim. Seni deli gibi seviyorum Nevin. Aa Vehbi Bey, iki dilim yediniz. Perinizi unutmayalım. İki dilim mi yedim? İlacınız. Ha, bundan başka bir kahve daha içebilirsiniz. O da akşamüstü. Biliyorum, biliyorum. Sen de benimle çıkıyor musun? Evet. Dernekte toplantı var. Oraya gideceğim. Kızım, şoför arabayı kapının önüne getirsin. Çıkıyoruz. Peki efendim. Önce beni yazıhaneye bırakacak, sonra da hanımefendiyi Yardımsevenler Derneği'ne götüreceksin. İki saat sonra da oradan alacaksın. Allah patates tava, bayılırım. Ayıp ettin, artist annenin kalbini kırdın be abiciğim. Ulan boyuna otlarsın be. Ne olacak, üst tarafı bir patates be ya. Bir tane alsam ne olur ya. Hadi otur şöyle. Sağ ol. Şöyle oturabilir miyim Hafız abiciğim? Oturdun zaten. Sağ ol. Bir yudum alayım şundan ya. Ne oldu? Şu kızın hali bana çok dokundu. Hangi kızın? Ayşecik. O da kim? Film ya, film. Ha. Anlatsam hüngür hüngür ağlarsın. Dinle bak. Kızın anası yok. Ama niye yok? Ha, onu anladım. Aslında var ama kız yok diye biliyor. Ha. Babası kızın anasını erkek kardeşiyle yakalıyor. Onu dostu sanıyor. Evden kovuyor. Anasının da kıza öldü diye söylüyor. Eyvah. Kız öldü biliyor ama aslında ölmediği için öksüz gibi yalnız büyüyor. Garip. Kadın barlara düşüyor. Sonra birkaç sene sonra hasretliğe dayanamıyor. Peynir de çok güzelmiş, anladın mı? Bir gece gizlice eve geliyor, kızını görüyor. Ah, ben senin annenim. Kız birden şaşırıyor, sonra hasretle boynuna sarılıyor. Ah anneciğim diyor. Bilemezsin ne kadar mutluyum. Ah, seninle yan yana olmak, burun burun olmak ne kadar güzel anacığım diyor. Ah anacığım, burnunu yiyeyim senin diyor. İçimden mutluyum diye bağırmak geliyor. Kader bizi ayırdı yavrum. Artık bir daha beni bırakıp gitmeyeceksin değil mi? Hiç gitmeyeceksin değil mi anneciğim? Benim ipek saçlım, pamuk ellim, benim kır çiçekleri gibi kokan anneciğim derken içeri hain baba giriyor. Hey, ve bu... Ne o artizale, gene milleti uyutuyorsun. Ya bir film gördüm de onu anlatıyorum abiciğim. Aklın fikrin silavada senin. Boşuna artizali dememişler abiciğim. Sonra birden baba içeri girer, canhıraş bir sesle kadının gırtlarına sarılır. Ey hain kadın, ben seni kızımdan ayırmıştım. Ne hakla, 35'e bakla diye gırtlarına bırak be. Sen de anlamaz ki sanattan, hıyar işte, bu kadar anlar. Ne o, sen bugün erkencisin? Yemeği burada yiyeceğim. Patronu bıraktım, hanımefendi de yok. Akşama kadar serbestim. Demek köşke kimse yok. Yok, ne olacak? Yemeği köşkte yiyeceğiz. Olur mu ya öyle şey? Olur tabii. Madem ki kimse yok, Nevin'le halasını yemeğe davet ederiz. Ne? Sen çıldırdın mı be? Kovduracak mısın beni? Merak etme, onlar dönünceye kadar biz işimizi bitiririz. Ha? Hey, dur bir dakika, dururum. Ne yapıyorsun ya? Kaldıkları otele telefon ediyorum. Alo. Evet, benim. Merhaba Murat Bey. Fakat bilmem ki... Ne diyor, ne diyor? Bizi köşke yemeğe davet ediyor. Geliriz, geliriz de. Canım nasıl olur? Versene şu telefonu sen bana. Alo? Murat Beyciğim, ben Ruhsar. Evet. Arabanızı mı gönderiyorsunuz? Güzel. Birazdan görüşmek üzere. Güle güle efendim. Arabasını gönderiyor. Aman ne kibar çocuk. Onları eve nasıl davet edersiniz? Vehbi Bey veya karısı her an gelebilir. Merak etme, idare ederiz. Sen şimdi doğru gidip onları alacaksın. Ben köşke gidiyorum. Peki hizmetçi kız Ayşe, o ne olacak? Ayşe'yi bana bırak, ben tavlarım. Vehbi Bey yaptığınızı bir duyarsa. Merak etme, duymaz oğlum.
Merhaba. Merhaba Murat abi. Necdet'i mi aradınız? Biraz evvel beyefendi ile hanımefendiyi gezmeye götürdüm. Biliyorum. Ben senden konuşmak için geldim. Benimle konuşmak için mi? Ayşe, senden çok mühim bir ricam var. Hatırımı kırmaz bana yardım edersen çok sevinirim. Eğer elimden gelen bir şeyse... Tabii elinden gelen bir şey. Bak dinle. Bu yaptığını hiç unutmayacağım Ayşe. Allah veri de misafirleriniz gidinceye kadar beyefendiyle hanımefendi gelmeseler. Merak etme, biz işimizi bir saat içinde bitiririz. Aa, sakın unutma, benim adım Murat Karaman. Vehbi Karaman'ın oğluyum. Tabii tabii, siz işin o tarafını bana bırakın. Ah, geldiler. Gel karşılayalım. Misafirleri getirdim beyefendi. Hoş geldiniz efendim. Sizi evimde görmek büyük zevk. O zevk asıl bize ait. Buyurun, salona geçelim. Geçelim. Tam düşündüğüm gibi. Nedir o efendim? Evini ne kadar zevkle döşenmiş. Gördüğünüz eşyaların en yenisi 100 senelik. Ailem 4 kuşaktan beri bu konakta yaşar. Kim bu resimdeki çocuklar? Hı? Biri ben, öbürü kardeşim. Kardeşiniz olduğunu bilmiyordum. 9 yaşındayken kabak kulaktan öldü zavallı. Vah yavrucak. Şu anda ailemin benden başka çocuğu yok. Yani tek varis. Ama inanın, ailemin milyonlarına rağmen hayatta o kadar yalnızım ki. Para insanı mesut etmeye kafi gelmiyor. Bilmez miyim? Ne istiyorsun? Yemek hazır da Ayşe servis yapayım mı diye soruyorum. Acıktınız mı? Biraz. Doğrusu ben acıktım. Servis yapın. Buyurun oturalım. Buyurun efendim. Şunu bana ver, sen vakit yok. Neredeyse hanımefendi gelecek. Sen meyveyi götür. Olur mu? Olur tabii, olur. Aha. Hadi. Toplayalım. Ne diyorsun? Demek Vehbi Karaman'ın oğlu ha? Tabii abi, oğlan Karun kadar zengin. Eğer Nevin bu çocuğu kaçırırsa bir daha böylesini bulamaz. Neden bulamazmış? Benim kızım evde mi kalmış yani? Tahsili terbiyesi yerinde, güzelliğine güzel, para dersen o da var. Elini sallasa 50'si, sen öyle zannedersin. Bu zamanda kocanın böylesini bulmak kolay değil. Abi, oğlanın bir kotrası var, ada vapuru gibi. Hele oturdukları evi görsen bayılırsın. Üstelik bir nazik, ah bir yakışıklı, konuştuğu zaman ağzından bal akıyor. Kızı da beğendi. Bakalım Nevin de onu beğendi mi? Beğenmek ne kelime, bayıldı ayol, bayıldı. Kimmiş o bayılan? Sen? Ben mi? Kime bayılmışım ben? Ay canım, söz gelişi işte. Murat Bey'den bahsediyordun da. Ha, şu mesele. Kızım, halan bu delikanlının sana evlenme teklif ettiğini söyledi. Evet babacığım. Peki sen ne düşünüyorsun bu hususta? Vallahi henüz bir karar vermedim babacığım. Meseleyi size açacaktım ama halam daha önce davranmış. Onu Bursa'ya davet ettik. Bursa'ya mı davet ettiniz? Bizim eve mi? Evet, burada bir de sizin görmenizi istedim. Ailesi Avrupa'daymış, yalnız gelecek. Ne zaman geliyor? Birkaç güne kadar. Hay Allah! Çağırmakla iyi yapmadın mı babacığım?
Hayır kızım, mesele o değil. Ben salı günü işlerim için İstanbul'a gidiyorum. Belki bir müddet orada kalmam icap edecek. Ay ne aksilik. Ayol düşündüğün şeye bak. Oğlana bir mektup yazarsın, sen gelme biz geliyoruz dersin, olur biter. Annen de bir türlü inanamadığı o zenginliği, müstakbel damadını kibarlığı gözüyle görür. Merhaba David. Merhaba. Nasıl geçti İstanbul seyahati? Fena değil. Seni çok özledim. Öyle mi? Babamı görmeye geldin herhalde. Evet, fabrikanın işleri için babanla konuşacaktım. Ama asıl seni görmek istiyordum. Beni mi? Evet, biraz sohbet ederiz diye düşündüm. Başka zaman inşallah. Şimdi işim var, gidiyorum. Öyle mi? Dur biraz. Ne zaman dönersin? Seni beklerim. Hiç belli olmaz. Hoşça kal. Salı günü İstanbul'a gidiyorum Orhan. Bu sefer şans yüzümüze güldü. Karaman Mensucat firması ile istediğimizden daha âlâ bir anlaşma yapacağız. Öyle mi efendim? Evet, çünkü Vehbi Karaman'la yakında akraba oluyoruz. Pek anlayamadım efendim. Henüz ortada bir şey yok ama vaziyet öyle görünüyor. Sen benim yabancım sayılmazsın. Bu kadar senedir yanımda çalışıyorsun. Onun için söyleyebilirim. İstanbul'daki iş görüşmesini kiminle yapacağım biliyor musun? Vehbi Karaman'ın oğlu, yani müstakbel damadımla. Müstakbel damadınız ama. Evet, Vehbi Karaman'ın oğlu Nevin'e evlenme teklif etti. Vehbi Bey'le bir türlü yapamadığımız o anlaşmayı imzalanmış sayardık. Ne o? Memnun olmadın mı yoksa? Memnun olmaz olur muyum efendim? Tabii, çok sevindim. Neden bu kadar geciktin sevgilim? İşim vardı. Bütün gece seni bekledim. Hem de yatakta. Senin bir şeye canın sıkılmış. Söylesene, nedir canını sıkar? Uzun zamandır peşinde koştuğum biri var. Eğer razı etseydim çok karlı bir iş olacaktı. Ne oldu? Hesapta olmayan bir herif çıktı ortaya. Ama kolay kolay peşlerini bırakmam. Ne işi bu? Senin aklın ermez güzelim. Bana bak, sakın bir kadın meselesi olmasın. Eğer beni aldatırsan gözlerini oyarım. Sen yalnız bana aitsin. Beşiktaş Vefa 1, Bursa Spor Galatasaray 1, Samsun Spor PTT 1, Demir. Hay Allah kahretsin. Ne oldu, gene gitti mi paracıklar? 9'da kaldı. Programına başlıyoruz. Bir 13 tutursam önce sana olan borçlarımı ödeyeceğim. Benim alacaklarım potaya kaldıysa. Geldik senin yerden bitme. Beyefendinin mektubunu getirdik. Artık mektuplarla bizim köşe geliyor. En sonunda beni kovduracaksınız zaten. Bursa'dan değil mi? Ver bakayım. Bu mektubu görüyor musun? Bu mektubu alacağım. Evet. Hepimizin istikbali değişecek. Ne o be? Ayıptır, ayıp. Eyvah, yandık. Şimdi hapı yuttuk işte. Ne oluyor be, bir alacak mı falan mı yani? Keşke olsa. Ama Arsene ne yazıyor şu mektupta? Bile bak, bile. Murat Bey, sizi Bursa'ya davet etmiştik. Fakat babamın işleri dolayısıyla İstanbul'a gelmemiz gerekti. Bizimkiler bu vesileyle ailenizle de tanışmak istediler. Salı günü İstanbul'dayız. Sevgiler Nevin. Anladın mı şimdi başıma geleni? Yok, hiçbir şey anlayamadım. Geliyorlar Rukiye abla, İstanbul'a geliyorlar. Ulan gelirse gelsinler, ne olur yani? Ah, bir bilsen neler olur. Aha, lafı fazla uzatma. Kaç para lazım gene? Çok. Çok para lazım.
Az buz parayla halledilecek iş değil bu. Bir kere bir köşk lazım. Sonra bir kotra. Bir otomobil lazım. Milyoner bir baba, ana lazım. Sevgili kardeşim, bana ancak sen yardım edebilirsin. Yok yok yok, bana hiç güvenme. Kovduracak mısın beni ben? Ben bu işte yokum, anladın mı? Yokum, yokum! Bana bak, dinle! Sen de arkadaş mısın be? 40 yılda bir işimiz düştü. Ne 40 yıldası be? Her işte beni kullanır, başımı belaya sokarsın. Ya o kız benim bu köşkte yaşadığımı zannediyor. Onları pansiyon odasına götüremem ya. Ne müşkül durumda olduğumu görmüyor musun? Ne vardı Vehbi Karaman'ın oğluyum diyecek ha? Canım oldu bir kere işte. Vallahi benden yardım bekleme. Zaten Vehbi Bey'le karısı bugün Avrupa'ya gidiyorlar. Birazdan onları havaalanına götüreceğim, köşkte kapanacak. Avrupa'ya gidiyorlar ha? Demek köşkte kimse kalmıyor. Yo, olmaz, dünyada olmaz. Onlar yokken köşke giremeyiz. Olmaz, olmaz! Ben... Olmaz abi. Senin işin çok zor. Madem ki seni Vehbi Karaman'ın oğlu diye tanıyorlar, yattı bu iş. Ya Ali, ya. Şimdi hapı yuttuk işte. Bunlar köşke geldikleri zaman tabii babam Vehbi Karaman'la ve annemle tanışmak ya. İsteyecekler. Ya doğru. Köşke geldikleri zaman mı, ne köşkü? Sizin köşk oğlum. Madem ki patronlar Avrupa'da, köşkü birkaç gün kullanabiliriz. Deli misin sen be? Köşk kapalı dedim, anlamıyor musun? Canım, kapalıysa açarız oğlum. Açarız. Arkadaşını böyle bir durumda ortada bırakacak değilsin ya. İleride kovduracaksın beni ya. Merak etme, kovulmazsın. Patronun haberi bile olmaz. Asıl lazım olan Vehbi Bey'in köşkü değil, kendisi. Bana milyoner bir baba lazım. Ya milyoner baba dediğin de öyle aktardan sigara alınır gibi bulunmaz ki. Şöyle kelli felli pof pof kalantor pof pof bir öyle kalantor biri olmalı değil mi? Evladım, kızı çok beğendim. Böyle bir cici kızın kayınbabası olmak benim için zevktir. Sonra kızın babasına dönerek, efendi biz belki zengin bir aileyiz ama paranın da her şey olmadığını iyi biliriz. Eğer bu gençler birbirlerine aşık oldularsa, onlara yardım etmek bizim için bir zevk, bir vazifedir. Ali, sen bu işi becereceksin gibi geliyor bana. Anlamadım. Biraz gayretle pekala benim babam olabilirsin. Lafları falan çok iyi buluyorsun. Benden milyoner Vehbi Karaman olur mu yahu? Neden olmasın? Sen artist Ali değil misin? Elhamdülillah. Bu sefer de milyoner rolü oynayacaksın. Yoksa korkuyor musun ha? Yok, korkmak değil ama bu kılıkla pek öyle milyoner olunmaz da. Onu hallederiz canım. Köşk tamam. Vehbi Karaman'ı da bulduk. Bu iş olacak galiba. Yahu bundan milyoner olur mu? Ben bu oturup kalkmasını bilmez. Yok canım. Doğru, biraz falso yapabilirim. Ne yapalım? Eğer hafızı alırsak o hepimizi idare eder. Bizim filozof hafız mı? Tabii. Gün görmüş adamdır. Sen onun bugünkü haline bakma. Vaktiyle çok para yemiş, çok iyi günler görmüş. Onu kim diye getireceğiz köşke? Ne bileyim ben, düşmüş bir emektar yahut eski bir akraba diye idare ederiz. Gelir mi? Tabii gelir canım, niye gelmesin? Hafız abi! Gel bir dakika, gel gel. Tam sana göre bir iş var. Geldik, ne var? Gel gel gel, hadi gel. Gene ne var? Bu serseriyi niye taktın peşine? Bırak şimdi onu Rukiye abla. Senden çok mühim bir şey isteyeceğim. 10 para veremem. Para istemiyorum ya. Dinle de lafımı bitireyim. Söyle bakalım neymiş? Benim annem olur musun? Şiş! 35'ine geldik de senin anan olacak kadar 3 uzunda da değiliz, anlaçıldı mı? Ablacığım, şakadan annesi olacaksın. Ben de babası oluyorum ya. Şu Bursa'dan gelenlere karşı bir numara çevireceğiz. Allah göstermesin, ben bu herifin karısı mı olacağım? Ne var yani, beğenemedin mi? Sen benim kıyafetime bakma. Bir kalantor giyineyim de gör, ona siz zannedersin. Ablacığım ne olur aksilik çıkarma, 40 yılda bir ocağına düştüm. Birkaç gün idare etsen ne olur yani? Dur bakalım, ben bu işten pek bir şey anlayamadım. Bak anlatayım. Bu milyoner Vehbi Karaman. Sen karısı,
Ben de olmaz oluşum. Peki, ya bu yerden bitme ne oluyor? Ha, o mu o şoförümüz? Sen ne girdin içeri? Çık dışarı, hadi bil. Defol köpek. Canım. Baban uçak biletlerini almış, yarın sabah İstanbul'a gidiyoruz. Ah, şu işi hayırlısıyla bir bitirsek. Hangi işi? Hadi hadi numarayı yapma. Ne demek istediğini bal gibi anladım. Murat'la sizin evlenmenizden bahsediyorum. Aman hala. Bak şimdi bak. Oğlanın adı geçince ağzın kulaklarına varıyor. Sana hak vermiyor değilim hani. Pırlanta gibi çocuk. Üstelik Vehbi Karaman'ın oğlu. Valla zenginliği pek umurumda değil. Ama ne yalan söyleyeyim, Murat'ı çok beğeniyorum. Merhaba Nevin. Merhaba efendim. Nasılsınız? Ah, merci. Avni Bey'le saat 3'te randevumuz vardı ama biraz erken geldim galiba. Avni Bey evde, geldiğinizi kendisine haber vereyim. Keşke evde olmasaydı. Neden? Seninle önemli bir şey konuşmak istiyordum da, zaten erken gelişimin sebebi de buydu. Ne konuşacaksın benimle? Bunu pekala biliyorsun. Sana hislerimi anlatmak için bir türlü fırsat bulamıyorum. Nedense benimle yalnız kalmaktan daima kaçıyorsun. Bunu da nereden çıkardın? Senden kaçmam için bir sebep yok ki. Yarın İstanbul'a gidiyormuşsunuz. Evet. Neden icap etti bu seyahat? Garip bir sual. Bu seni neden ilgilendiriyor? Seni sevdiğimi ve evlenmek istediğimi biliyorsun Nevin. Beni üzmekten zevk mi alıyorsun? Hayır, seni üzmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Tıpkı seninle evlenmeyi düşünmediğim gibi. Yoksa bir rakibin mi var? Bak Orhan, seni bir arkadaş olarak severim. Fakat... Hoş geldin Orhan. Hoş bulduk efendim. Ben sizi yalnız bırakayım. Herhalde iş görüşeceksiniz. Seninle Vehbi Karaman'la yapacağımız anlaşma hakkında konuşacaktım. Bizimkileri getirdim Ayşe. Her şey konuştuğumuz gibi olacak. Tabii değil mi? Bana güvenebilirsiniz. Ben eğlenceye bayılırım. Yaşa tatlı kız. Bu bizim Ayşe. Evin hizmetçisi bize yardımcı olacak. Tabii. Eğer bir faso yapmazsanız bu işin içinden yüzümüz hakkıyla çıkar. Tabii. Sen onu buna söyle. Yapsa yapsa falsoyu bu herif yapar. Şu kıza da baksana. Ne o, beğenemedin mi? Milyoner dediğim böyle göbekli olur tabii. Allah. Ben bu herifin karısı mı olacağım? Ah, senin hatırın olmasa. Ha. Murat abinin hatırı olmasa sen bayılsan bile ben seni alır mıyım be? Ah sana. Terbiyesine bak. Senin ne işin var burada? Şoförler beylerinin yanında böyle salonda dolaşmazlar. Çıkar. Sen ne çabuk beyefendi oldun be. Ben çoktan beyefendi olacaktım ama hakkımı yediler. Enayi. durun durun. Şimdiden birbirinizi yemeye başlamayın. Evvela işimize bakalım. Üzülüyorum. Şöyle dolaşın, köşkü bir tanıyın. Ayşe size odaları falan göstersin. Burada kendi evinizdeymiş gibi rahat olmalısınız. Ha? Hadi buyurun. Göster bak. Dur ulan evvela bayanlar. Dur lan önce kibarlar gider. Oha! Hadi dur. Beraber girelim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hanımefendi. Nasılsınız efendim? Nasıl, beğendin mi? İşte şöyle böyle fena değil. Ne demek şöyle böyle, yani beğenmedin mi? Çamaşırcıdan milyoner karısı bu kadar olur. Sen kendi haline baksana düdük makarnası, şu hale bak be. Bozuluyorum ama. Ne yapacaksın? Boşuyorum seni ben. Boşarsan boşa. Benim durun durun. Dur. Karı koca rolü oynuyorsunuz ama hemen dövüşmenize lüzum yok. Tamam. Gelin. Şimdi hepiniz beni iyi dinleyin. Bu işi falso yapmadan bir hafta yürütmemiz lazım. Tamam. Onun için herkes rolünü eksiksiz oynamalı. Sen milyoner Vehbi Karaman'sın. Bir milyoner gibi davranmalısın. Sen de bir milyoner karısı olduğunu unut Arıfiye abla. Evet Allah ayol. Milyoner karılarının benden ne fazlaları var yani. Hafız, sen de bu ailenin gün görmüş emektar bir uşağısın, tamam? Tamam, yaparız ya. Sen gene hizmetçisin. Geldiler. Hadi gidip karşılayalım. Tamam, orada milyonerim ben. Yok, koluma gir. Yok, girmem kolum. Girsene koluma ulan. Peki gireyim. Allah kahretsin. Ay, heyecanlamayı bucam falan. Thank you.
Buyurun içeri şoförler dışarı. Hadi dışarı. Buyurun. Buyurun. Ailem de sizlerle tanışmak için sabırsızlanıyordu. Efendim, annem. Ya annesiyim efendim. Çok memnun oldum, çok teşekkür ettik hanımefendi. O şeref bize ait hanımefendi. Evin efendim. Halam efendim. Memnun oldum cicikom. Ha, babam Vehbi Karaman, herhalde ismini duymuşsunuzdur. Ne demek efendim, Vehbi Bey'i kim tanımaz? Karaman ben, Sürcat'ın sahibi, Karaman Bankası'nın kurucusu, Karaman plastik mamulleriyle memlekette plastik sanayinin öncüsü, Karaman buzdolabı ve gaz sobası fabrikalarının tek sahibi Sayın Vehbi Karaman. Duçar olduğu hastalıktan kurtulamayarak hakkın rahmetine kavuştu. Aslan! Çok şakacısın. Biraz da şaka lazım değil mi? Hep milyon, hep para var mı? Olmaz tabii. Hak haliniz var efendim. Hak haliniz var. Senin ne işin var burada? Çık yarı, çık yarı. Git arabanı parlat. Babacığım, Vehbi Bey'le hanımı o kadar sevişmişler ki evlendiklerinden beri bir tek geceyi ayrı geçirmemişler. Aman ne güzel. Aman. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yapalım ruhu. Maşallah. Maşallah. Şu terlikleri de giyeyim tamam. Oh oldu. Cump yatak. Ne yapıyorsun sen? Şey yatak rahat mı diye bakıyorum da. Haa rahat mı bari? Sararsın işte yatılır. Hadi oradan be. Seni koynuma alacağımı zannettin yani? Peki ben ne yapacağım? Bana ne? Ben nerede yatacağım? Ne yaparsan yap. El ayak çekildikten sonra dışarıda sen de kendine bir yer ayarlarsın. Yoo. Ama ne? Peki var mı? Rezil olacağız be amma. Kepaze karı. Hayrola beyefendi? Hizmetçi ışıkları söndürmüş mü diye bakacaktım. Ben de okuyacak bir kitap alacaktım. Salon kitap dolu, buyurun bakın. Siz zahmet etmeyin, ben alırım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Hadi iyi geceler. Size de efendim. Öyle ya. Ben sana dışarıda yattırmadım ha? Dur bağırma, gideceğiz. Anne bey dışarıda dolaşıyor. Dur. Bir kolaça ne diyeyim, dur. Çabuk. Hayrola Vehbi Bey! Anne! Bir şey mi istediniz? Şeyim geldi de tuvalete bakacaktım. Aa, buyurun. Sizi görünce kaçtı. Aa, aşk olsun. Ya, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Size de. Canım. Ruhum. Yaşar be! Lan gelecekseniz dışarı alın dışarı köpeği! Gidiyorum canım, dışarısı çok kalabalık. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Peki. Ay, gece sütümü içmeyi unuttum da. Buyurun. Teşekkür ederim. Gaz da yoktu da. İyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Güle güle. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bu gece bu evde kimsenin uyumaya niyeti yok mu ya? Ne zaman çıksam birine rastlıyorum ben. Bir şey mi istedin? Ne arıyorsun? Yatacak bir yer arıyorum canım. Ben hafıza yatacak bir yer buldum. Gel istersen beraber uyursunuz. Tabii. Yok, hafıza istemem. Fena halde horlar o. Sende boş bir yer yok mu acaba? Terbiyesiz. O zaman Necdet'te yatarsın. Necdet mi? İyi de iyi. Hafız gelsin daha iyi.
Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ne şirin şey değil mi? Aha, çok. Ama bak, benim arkadaşım kim var. Kim o? Sevgilin mi? Evet. Biz ondan evleneceğiz, güzel kız değil mi? Fıstık gibi. Güzel. Tanıyor musun, kim bu? Tabii, bizim Murat abi. Sağ ol kızım. Teşekkür ederim. Beyefendi, şu anlaşmayı ne zaman yaparız? Fabrikamızın mamullerini çok beğeneceksiniz. Şüphem yok. Siz anlaşmayı hazırlayın, ben hemen imzalarım. Ya. Babacığım, Murat bizi Kotra gezintisine davet ediyor. Ah ne iyi olur, bayıldım o Kotra'ya. Gideriz değil mi? Tabii yavrum, eğer Vehbi Bey arzu ederse. Tabii tabii, arzu ederim de. Kotra'yı nereden bulacağız acaba? Ha? Bizim Kotra ile çıkacağız babacığım. Bizim Kotra'yla mı? Ha anladım, bizim Kotra tabii. Bizim Kotra anladım, bizim Kotra. Aman Vehbi, ne kadar dalgınsın. Koca Kotra'yı unuttu. Beni mazur görmek lazım. İş adamları öyledir. Beyefendinin kafası şu anda kim bilir hangi milyonluk işle meşgul. Yo, Kotra'yı düşünüyorum da. Beyefendi, kahvenin. Ver. Deniz'i seversiniz değil mi Vehbi Bey? Ne diyorsunuz? Babam gençliğinde müthiş bir denizciydi. Ki ben mi? Ha tabii. Çok çok kötü denizciyimdir. Ne tatlı babam var. Evet tatlıdır ya. Hadi gel hazırlanalım hadi. Nereden çıktı bu Kotra işi be? Vehbi Bey'in Kotrası. Ama ben suyu bardakta görmeye alışayım. Öyle denizden ödüm patlar vallahi. Kotra'ya motraya binemem abi. Merak etme, idare ederiz. Murat abi şimdi lafından midem bulanıyor. İdare edemem, binemem. Vehbi Bey, hadi efendim, bekletmeyin bizi, buyurun. Geliyorum. Size de bayılırım nedense. Annemle babam o kadar memnun ki tahmin edemezdim. Öyle. Babam dünyanın en mesut insanı. Babamla ne güzel anlaşıyorlar değil mi? Öyle. Beyefendi, çocukların düğününden sonra vaat etmiş olduğunuz işbirliğini yapacağız değil mi? Yaparız tabii. Ben diyorum ki eğer bizim fabrikanın mamullerine memleket ölçüsünde bir pazar temin edilse... Allah! Ne oldu beyefendi? Bir dakika. Dümene bir bakayım. Dümen iyiymiş. Allah'ım! Onu arz ediyordum beyefendi. Fabrikanın bir senelik istihsali... Sana ne oldu beyefendi? Rotaya bir bakayım. Rota güzelmiş. Allah'ım.
Sayenizde istihsali de arttırmak kabil olunca yeni bir fabrikaya yatırım yapmak için... Allah! Bu sefer ne oldu beyefendi? Kaptan acemi pusulaya bakayım bu sefer. Allah! Yemek hazır efendim. Yemek hazırmış. Buyurun gidelim. İşte en sonunda ocağıma inciri diktim. Vehbi Bey'le karısı yarın dönüyorlarmış. Gülsün'ü seveyim. Ne yap yap. Bir an evvel onları köşkten çıkar. Nasıl yaparım ya? Çıkıp gidin diyemem ya. Rezil olurum. Ne dediğimi anlamadın galiba. Vehbi Bey geliyor. Eğer onları köşkten çıkarmazsam ben kovulurum. Bir şeyler yapmaya uğraşırım. Ama sen gene Vehbi Bey'e durum anlatmaya çalış. Nasıl anlatırım yahu? Dinler mi zannediyorsun? Bu işin tadı kaçtı zaten. En iyisi her şeyin evini anlatmak. İşte artık ne yaparsan yap beni oradan kovdurma. Sen be, ha? Adam akıllı keyifsizsin. Bana bak, yoksa bir salsa filan mı yaptık ha? Yok Rukiye abla, sağ olun. Salsa falan yapmadınız ama birazdan kıyamet kopacak. Niye? Vehbi Bey geliyor. Vehbi Bey geliyor, şimdi arabayı geri geçti. Eyvah, ne yapacağız? Ne güzel, zenginliğe de göbeğine de alışmıştım ben ya. Gelsene, sana bir şey sormak istiyorum. Eğer ben milyoner Vehbi Bey'in oğlu değil de alelade, hatta meteliksizin biri olsaydım, gene beni sever miydin? Garip bir sual. Belki garip ama gene de cevap istiyorum. Söyle, sever miydin? Tabii efendim, tabii tabii. Hepiniz burada mıydınız? Aa Vehbi Beyefendiciğim, bu sabah şu mukabele işini görüşüyorduk, yarım kaldı. Aa tabii, devam edelim değil mi ya? Önce iş ve milyonlar. Birbirine selam, bu iki genci hayatımıza olabilmek için elimden geleni yaptım. Biliyorum, hata ettim, size sormadım. Ama siz de büyük bir insansınız. Sizin büyüklüğünüze sığındım. Affedin beni, ne yapacağımı şaşırdım. Kovmayın sakın, aç kalırım, bittim. Ayaklarınıza kapanın, bakın diz çöküyorum. Siz büyük bir ağrı kesilecek adamsınız. Ayaklarınızı öpeyim, burnunuzu yiyeyim, ne yaparsanız yapın. Benim sizlere söylemek istediğim bir şey var. İş geliyorlar. Merhaba Vehbi Bey. İstanbul'a gelir gelmez önce sizi ziyaret ettim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Gelinim, tanışırken eski bir dostumuzdur bey. Tanırım bey. Tanırım. Yani eskiden çok eski. Çok eski bir aile dostu ve eski iş ortağı. Evet. Beni dostlarınıza tanıştırmayacak. Tanıştırayım. Gelinim. Hayır değil. Gelinim burada. Evet, tanıştırırım. Bu gelinimin babası Dünür'üm yani. Aynı zamanda yenge şey falan da. Bu da oğlum Murat. Tanımaz mıyım Murat'ı? Bey, ben size nasıl teşekkür edeceğim? Şşşt, oyuna devam ediyoruz.
Yahu yoldan geldik. Karnınız aç, bize yemek vermeyecek misiniz? Tabii, buyurun. Neler hazır olun? Hadi bakalım. Tabii, hem buyurun. Buyurun. Buyurun yemeğe, buyurun. Ben daha çıktım. Oh, şimdi kilitle. Getirin, getirin. Ne varsa getir. Evet. Kavuk, çeşe tabii efendim. Böyle çok... Ne isterseniz var, merak etmeyin. Şu, hadi oğlum şu tavuğu versene. Tavuğu uzak koyma. Biraz sallanıyor ama işini biliyor. Çekmiştir kafayı. Şöyle patates. Vehbi Bey'in tatlı diline şakacılığına diyecek yok doğrusu. Çok şakacınız. Bana iş ortaklığı vaadinde de bulundular. Yapacağımız iş anlaşması iki aile arasındaki bağları daha da kuvvetlendirecek. İyi mi ya? Ne hususlar, ne gibi bir anlaşma bu? Ya bunları sonra konuşsak. Şimdi önce evlatlarımızın saadeti ve şu tavuğu halletsek. İyi mi ya, tavuğu alalım önce biraz. Eğer bir mani çıkmazsa nişanı hemen bugünlerde yaparız. Bir mani çıkabilir mi? Yok canım, bir mani vardı, o da çıkmadı. Allah sayesinde çıkmaz derdi. şu tavuğu yürütmüşler. Ahçını tebrik etmek isterim azizim. Yemekler nefisti. Bizim Hafız abi. Şimdikleme yani Seyfi Usta bir tanedir. Kahveleri nasıl içersiniz efendim? Evet, kahveleri de salonda içelim artık, ne dersiniz? İçelim. Yahu şu Murat da amma çabuk büyüdü. Ya büyüdü de evleniyor bile. Buyurun efendim, buyurun çıkalım. Beyefendi. Bir bey sizinle görüşmek istiyor. Kimmiş? Bilmiyorum, eski bir arkadaşınız olduğunu söyledi. Al salona, ben içerideyim. Peki. Buyurun efendim, sizi salonda bekliyorlar. Şunlara bakın. Nasıl da birbirlerine yakışıyorlar. Oğlum, zevkini çok beğendim. Öyle cici bir kızı kaybeder olmaz bana sevdi. Hayrola Orhan, ne işin var senin burada? Yoksa fabrikada bir şey mi oldu? Kim bu? Bizim fabrikanın müdürü. Ha, fabrikada bir şey olmadı ama burada çok kötü bir oyun oynanıyor. Ne demek istiyorsun? Şimdi anlayacaksınız. Söze kendisi burada olmadığı halde evinde bulunduğumuz Vehbi Karaman'dan başlayalım. Neler söylüyorsun Orhan? Vehbi Bey burada. Bu mu Vehbi Karaman? Sizi aldatıyorlar beyefendi. Vehbi Bey rolü oynamaya kalkan bu zavallı kim biliyor musunuz? Ömrünü meyhanelerde geçiren, bir kadeh içki için her şeyi yapabilen bir maskara. Vehbi Bey'in karısı olarak tanıdığınız bu hanıma gelince, o da beyefendinin pansiyon sahibi. Kendisi oldukça basit ve şirrettir. Bu oyuna muhtemelen para için razı olmuştur. Çenen tutulsun. Bu da aynı meyhanenin kadrosundan filozof Hafız denilen başka bir alkolik. Aleyküm selam. Bunu sanamıyorum. Meyhane ve çevresinde yaptığım tahkikatta ona rastlamadım. Ama bu sahtekarlar grubuna mensup olduğuna şüphe yok. Dur bakalım. Sonuna kadar dinleyelim. Bu sahtekarlığa sebep nedir diyeceksiniz. Onu bu şeytanca planı hazırlayan Murat Bey'e sormak daha doğru olur. Fakat ben de anlatabilirim. Beyefendinin aşkına inanmakla ilk kurbanı Nevin Hanım oldu. Yalan söylüyorsun. Murat Bey olan hayranlığını bildiğim için heyecanına hürmet ediyorum. Ama ne yazık ki sözlerim doğru. Bu bey Nevin Hanım'ı hiçbir zaman sevmedi. Peki o halde neden? Sizin damadınız olabilmek, paranıza konabilmek için zengin bir adam olarak görünmek istedi. Çok akıllıca bir plan. Doğru mu? Delikanlı, belki de söylediklerin doğru. Fakat bazı masallar vardır ki katı hakikatten çok daha tatlı, hatta çok daha faydalıdır. Ve gönül daima o masalların başladığı gibi tatlı bitmesini ister. Sen bunu bozmakla çok kötü bir şey yaptın. Hiçbir şey anlayamıyorum. Ben her şeyi anladım babacığım. Artık bu evde kalmamız için hiçbir sebep yok. Ne olur hemen gidelim. Peki, ya yapacağımız mukavele? Bir dakika Nevin, beni affetmeyeceğini biliyorum ama gene de gerçeği bilmeni isterim. Gerçeği biliyorum. Hayır.
Hayır, bilmiyorsun. Biliyorum dedim sana. Neden yaptın bunu? Seni sevmiştim. Babanın milyonları umurumda bile değildi. Ne olurdu karşıma olduğun gibi çıksaydın? Bu işe bir macera olarak başladım ama çok çabuk pişman oldum. Seni deli gibi seviyorum Nevin. Her şeyi açıklamak istedim fakat olmadı. Ne olur aşkımı ispat edecek bir fırsat ver bana. Hayır, artık beni bir daha aldatamazsın. Gazinomuz şimdi sizlere Türk müziğinin eşsiz sanatçısı Sevim Deran'ı takdim etmekle şeref duyar. Alo, buyurun efendim. Alo, Orhan Bey ile görüşmek istiyorum efendim. Orhan Bey mi? Bir dakika, buradalar mı bakalım? Şeyim Hanım sizi arıyor. Atlat, atlat. Burada yok sen. Burada yoklarmış efendim. Birkaç gün gelmeyeceklermiş. Nasıl? Birkaç gün gelmeyecek miymiş? Evet, güle güle. Gösterdiğiniz anlayış için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Son bir ricam var. Ne olur Necdet'le Ayşe'yi affedin. O kadar iyi insanlar ki her şeyi bana yardım edebilmek için yaptılar. Biliyorum. Zaten ne onlara ne de size kızmış değilim. Bu masum oyununuz bizim dümdüz hayatımıza renk getirdi. Kısa bir müddet içinde olsa değişik tatlı saatler geçirdik. Yazık ki kötü bir adam çıktı ve bu güzel oyunu bozdu. Beni dinlersen o kızın peşini bırakma. Seni seviyor. Artık yapacak bir şey kalmadı efendim. Müsaadenizle. Güle güle. Hepinizi çok sevdim çocuklar. Evim daima sizlere açıktır. Güle güle. Beyefendi, ben hayatımda hiç milyoner tanımadım. Onları böyle bir başka türlü zannederdim. Meğer siz de bayağı adammışsınız. Biz de sizi bir yere davet etmek isterdik ama size layık bir yerimiz yok ki. Tenezzül edeceğinizi bilsem sizi bizim meyhaneye çağıracağım. İnşallah, inşallah. Gene görüşeceğiz nasıl olsa. İnşallah. Güle güle. Size de buyurun. Ya inşallah, güle güle. Estağfurullah, estağfurullah, güle güle. Bunlar muhasebeye gidecek. Şimdi götürürüm efendim. Orhan Bey ile görüşmek istiyorum efendim. Eğer sormamda bir mahsur yoksa söyler misiniz ne yapacaksınız Orhan Bey'i? Kendisiyle hususi bir şey görüşeceğim. Anlıyorum. Bakın kızım, size bir şey açıklamak zorundayım. Orhan Bey evlenmek üzere. Ne? Evlenmek üzere mi? Bundan haberiniz olmadığını tahmin etmiştim, evet. Orhan birkaç güne kadar benim kızımla evleniyor. Ya? Ya? Ne istiyorsun? Birini mi aradın? Evet, Hakkı yok mu? Ne yapacaksın Hakkı'yı? Sen geldiğimi haber ver. Oo, Orhan abimiz. Hoş geldin abicim, hoş geldin. Yo, gitmesinler. Hepinize ihtiyacım olacak. Hayrola? Birkaç gün sonra bir gece fabrikanın kasasından bazı şeyler alacağız. Uygun mu? Evet, bir bakıma öyle sayılır. Ama merak etmeyin, iyi para vereceğim. Parası iyiyse anlaştık demektir. Ne zaman? Ben size haber veririm. Evleniyor musun, doğru mu? Evet, doğru. Ama endişe etmen için bir sebep yok. Çünkü aramızda hiçbir şey değişmeyecek. Öyle mi? Neden bana bundan hiç bahsetmedin? Bilmem. Belki de lüzum görmedim. Çünkü bu ticari bir evlenme olacak. Sen her zaman sevdiğim tek kadın olarak kalacaksın. Çok adisin. Buna razı olacağımı mı sanıyorsun? Dikkat et, sabrımı taşıracaksın. Seni sevdiğimi söylüyorum. Bu kâfi değil mi? Hayır, değil. Hemen o kızla ilgini keseceksin. Ya kesmezsem? Çok kötü şeyler yapabilirim. Pişman ederim seni. Sen daha beni tehdit edecek kadar adam olmadın, anlaşıldı mı? Ben evleneceğim ve seninle aramızda hiçbir şey değişmeyecek. Bunu sakın kafandan çıkarma.
beni atlatıp duruyor. Telefona bile çıkmadı. Bilirsin diye çağırdım seni. Vallahi... Her şeyi anlatmazsan senin için de iyi olmaz. Beni bilirsin. Peki. Şöyle gel de anlatayım. Pazar günü fabrik. Buyurun efendim. Çabuk. Söyle. Cacık çok net işte. Biraz evvel kendi elimle. Ver. Plaki yer mi? Ver onu da ver. Zehbi Bey, bunları biz mi yiyeceğiz? Elbette biz yiyeceğiz. Bırakın. Koy. Aman Allah'ım, rakı da mı içiyorsun ya? Elbette ne zannettin ya hanım? Artık bundan sonra tehiriz falan yok. Biz bugüne kadar ot gibi yaşamışız, ot. Bundan sonra rakı da içeceğim, turşu da yiyeceğim. Bu çocukların sayesinde insan gibi yaşamasını öğrendim. Estağfurullah beyefendi, o sizin kendi insanlığınız. Yo, hepinizi çok sevdim. Ver bakayım biraz pilaki de koy. Ver şu turşudan da ver. Aferin, doldur. Hoş geldin Murat abicim. Merhaba Ali. Kızı düşünüyorsun değil mi? Yazıklar olsun bize be. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık şu işi. Sizin bir suçunuz yok ki. Bak abi, senin yerinde olsam atlar giderim Bursa'ya, alırım kızı karşıma, konuşurum ha? Bir faydası olmaz. Niye? Orhan'la evlenmeye karar verdi. O da amma yinekmiş ha. Ne yapalım? Nevin onu tercih etti. Murat Bey'i aradım, hep buraya gelirmiş. Murat Bey. Evet benim, buyurun. Sizinle çok mühim bir şey konuşmak istiyorum. Buyurun oturun şöyle. Ben Orhan'ın sevgilisiydim. Öyle mi? Fakat bu beni hiç ilgilendirmez. Eğer Nevin Hanım'ı seviyorsanız ilgilendirir. Bunun da hiçbir önemi yok. Çünkü o Orhan Bey'le evlenmek üzereymiş. Biliyorum, yarın evleniyor. Bu evlenmeye mani olmamız lazım. Yoksa Nevin Hanım'a yazık olacak. Ne demek istiyorsunuz? Orhan'ın maksadı başka. Yarın nikahtan evvel fabrikanın kasasından ne olduğunu bilmediğim bazı evrakı çalacak. Bu kağıtlar eline geçerse Avni Bey mahvolur. Bunu bir tesadüfle öğrendim. Bu soyguna müsaade edecek misiniz? Hayır, evet miyiz? Hadi bakalım delikanlı, yola çıkmak için ne bekliyorsun? Bir haber yok mu? Yok, ne olduğunu anlayamadım. Acaba bir kaza falan mı? Keşke hiç gelmese. Ruhsar, ne biçim konuşuyorsun? Aman yenge, şu adamı sevemedim gitti. Nerede Murat Bey? Nerede bu? Hala aile şerefimizle oynayan o sahtekardan mı bahsediyorsun? Sahtekar ama tatlı çocuktu doğrusu. Ah canım. Eğer o kadar beğeniyorsan... Mama işte yenge. Canım susun, kız geliyor. Ah yavrum, gelinlik ne kadar da yakışmış. Orhan gelmedi mi daha? Neredeyse gelir yavrum. Ne diye evleniyorsun sanki bu adamla? Orhan'ı seviyorum da ondan. Orhan'ı seviyormuş. Sen onu benim külahıma anlat. Senin yaptığına papaza kızıp oruç bozmak derler. Hala Murat'ı sevdiğini bilmiyor muyum sanki? Hayır, ondan nefret ediyorum. Ben de buna inandım. Hemen yol yakınken vazgeç bu işten. Hayır, Orhan'la evleneceğim. Hiç olmazsa namuslu, dürüst bir insan. Thank you.
sürer mi? Hayır, sürmez. Yazıhaneyi kolay açarım. Üzerimize kimse gelmez, değil mi? Hayır, bugün pazar. Fabrika kapalı. Sonra bugün benim nikahım var. Herkes nikah salonunda damadı bekliyor. Buraya uğramak hiçbirinin aklına gelmez. Şimdi hapı yuttun Avni Bey. Bu evrak benim elimde oldukça senden istediğim her şeyi alırım. Her şey. Var burada. Ben sana aynı şeyi sormayacağım. Çünkü senin evleneceğin gün kayınpederin soyacak kadar alçak bir adam olduğunu biliyorum. Ama bu bildiklerim pek işe yaramayacak. Öyle mi sanıyorsun? Bondum kedi numarası tuttu. Yedin mi? Ne kuvvet. Savunun, James Bond geliyor. Rüzgarınla tamam. Ah ne kuvvet, acı kuvvet. Geliyorum. Bu bir evlenme teklifi mi? Evet. Biliyorum bir genç kıza böyle damdan düşer gibi evlenme teklif edilmez. Ama ne olur sakın hayır de. Eğer aşkımı reddedersen inan ki yaşayamam. Bu kadar samimi bir itiraf karşısında hayır diyecek kadar kalpsiz değilim. Tanıştığımız geceden beri benim de içimde sana karşı gittikçe büyüyen bir aşk var. İşte bu da benim itirafım. Sahi mi? Tanrım, kalbimin bu kadar büyük bir sevince dayanamayıp durmasından korkuyorum. Demek ki sen de beni seviyorsun. Benden evlenmeyi kabul ettin. Hemen Bursa'ya gidip babanla görüşeceğim.